Evet, bu akşamki konumuz alışkanlıkları değiştirirken, yeni bir programı değiştirirken, bir hayalimizin peşinden gitmek isterken, yeni bir hayat yaratmak isterken, kendimizi değiştirmek isterken karşımıza çıkan engellerimiz. Yani bu engeller aslında hepimizin içsel engelleri. Bazen iç sesimiz dışarıdan dış ses olarak duyulur ama genelde hep içimizdeki programlardır bizim engellerimiz. Ben şöyle bir metafor kullanıyorum. Bir şeyi değiştirmek istediğimizde bizim bulunduğumuz alan nehrin bu tarafı ve istediklerimiz, yani yeni hayatımız, yeni alışkanlığımız ya da hayalimiz, başarmak istediğimiz her neyse bu nehrin diğer tarafında. Ve bizim bu nehri geçmemiz gerekiyor. Fakat bu nehri geçmek için geçmek o kadar kolay olmuyor. Çoğu kişi o suya atlamıyor, elini ayağını bile sokmuyor. Sadece karşıdan bakıyor, 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 düşünüyor, düşünüyor. Kimileri biraz içeriye giriyor ama hemen olmadı diye korkuyor, geri kaçıyor. Bir değişim istiyorsak hayatımızda o nehri atlamayı, ıslanmayı, belki biraz su yutmayı, bocalamayı, bunların hepsini, yani bir emek çaba harcamayı göze almak durumundayız. Bunu göze almadığımız sürece o istemek yeterli olmuyor. Bir şeyleri bilmek yeterli olmuyor. Ve burada eğer kendi engellerimizi iyi bilirsek, tanırsak, onu üstesinden gelebilmeyi daha iyi yapabiliriz. Ayrıca bu engelin aslında sadece kendi içsel, zihinsel bir engelimiz olduğunu bilmek, ortadan o engelin tamamen kalkmasını bile sağlayabilir. Ben seanslardan özellikle aldığım 18 tane engeli not aldım buraya. Sizlerle paylaşmak istedim. Eğer kağıt kalem varsa yanınızda, ki artık hani beni tanıyanlar biliyorlar, seansa, atölye çalışmalarına ya da canlı yayınlara bir kağıt kalem almadan gelmemeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar. Yoksa da hemen alabilirsiniz. Çünkü bu 18 maddeden hangileri sizde var? Yani hangileri sizin değişiminizi engelliyor ya da zorlaştırıyor? Kaç tanesi var? Bunu not alırsanız ve buradan da paylaşırsanız iyi olur. Bu arada belki benim burada yazmadığım ama sizde olan değişik sabotajcılarınız olabilir. Onları da paylaşırsanız diğer arkadaşlarınıza da yardımcı olursunuz. Evet, bir tanesi bizim bu dönüşümüzü engelleyenlerden biri. Aslında ne uygulayacağımızı ya da çözüm yolunun ne olduğunu bilmemek. Hani bir şeyleri değiştirmek istiyor, hayatını değiştirmek istiyor, başarmak yapmak istiyor ama kişi ben ne uygulayacağım? Hangi yöntemi uygulayacağım? Benim için doğru olan yöntem, çözüm yolu nedir? Bunu bilmiyor. Zaten bunu bilmezsek o isteğimize nasıl gideceğiz? Hangi yoldan gideceğiz? Bu bir engeldir. O zaman şöyle bir kontrol edelim. Yani bir şey hayatınızda değiştirmek istiyorsunuz, yapmak istiyorsunuz, dönüştürmek istiyorsunuz. Yolu biliyor musunuz? Yani sizin için kullanılacak teknik belli mi? Ha, merhaba Evrim. Okuyamadım bir an. Bunu biliyor musunuz? Biliyorsanız okey. Bilmiyorsanız buraya bir tık atın. Çünkü sizin için doğru olan yolu, tekniği hissetmeniz gerekiyor. Yani bu benim için doğru değişim aracı diye. Yoksa başkalarının söylediği, aa bu da bir teknikmiş, bu da bir şeymiş, onu da alayım, bunu da alayım, bu olmaz. Herkes için çalışacak doğru teknikler vardır. Bunu bilmek. İkinci engel, bir şeyden kurtulmak istiyorsunuz. Belki bir alışkanlığı veya bir bilinçaltı kodunu, bir davranışı, bir duyguyu değiştirmek istiyorsunuz. Kurtulmak istiyorsunuz da
Onun yerine ne koyacaksınız? Yani nereye gideceksiniz? Karşı kıyıda sizi ne bekliyor? Nasıl bir yere gitmek istiyorsunuz? Bunu belirlememiş olmak. O zaman zaten zihin hiç gitmek istemiyor. Neden? Çünkü bilmiyor tam olarak neye ulaşacağız, nereye gideceğiz. Bu belli mi? Yani programı değiştirdiğiniz zaman da siz ne istiyorsunuz? O canlı bir şekilde zihninize, beyninize daha doğrusu bunu tanımlanması gerekiyor. Örneğin kişi zayıflamak istiyor belki. Ne diyor? İşte ben bu kilolarımdan kurtulmak istiyorum. Ya da bu işten kurtulmak istiyorum. Ya da bu kısır döngümden kurtulmak istiyorum. İyi de sen bunlardan kurtulduğun zaman nereye ulaşacaksın? Nereye gidiyorsun? Bir belirsizlik olmamalı. Burasının da netleşmesi gerekiyor. Yoksa bu da bir yola çıkmamızı engelleyen çok önemli bir unsur. Üçüncüsü, çabuk ve kolay sonuç elde etmek. Ya hemen olsun, bir şey yapalım, bu çabuk olsun, bir sabırsızlık. Bir şeyleri 2 gün, 3 gün uygulayıp hemen arkasından oldu mu, olmadı mı, bak işte olmamış, ben yaptım, değişmedi diye. Bir zihin sesimiz var, bu egomuzun sesidir. Bir an böyle bir şey hemen olsun, o olmuyorsa da demek yanlış yoldayız. Lale merhaba. Bu sabırsızlık tamamen kişisel bir sabotajdır ve çok önemlidir. Yani çok kişi bununla karşılaşır. Hemen sonuç almak. O yüzden de böyle çok yanlış yerlere gidenler de vardır. Gider böyle tonlarca para öder, bir şeyler yapar ya da böyle hemen bir şey değişsin. Yok öyle bir şey. Yani bu seninle ilgili bir durum ve sen emek ve çaba harcayacaksın ona. Öyle başkalarından başka bir şeyden hap gibi bir şey bekleyip böyle birdenbire bir ilaç bile kullandığımızda bir günde iyileşmiyoruz. Onun belli bir süreci var. Evet, böyle yoldan çıkarsınız. Yani hemen o nehre gireyim, karşıya geçeyim. Hayır, orada bir yüzeceksin bakalım, bir enerji harcayacaksın. Çünkü oradan sen o nehre girdiğin kişiyle o nehirden çıktığın kişi aynı olamaz. Eğer aynı kişiysen sen zaten nehrin bu tarafında kalmalısın. Çünkü nehrin öteki tarafındaki yapacak olan, elde edecek olan kişi işte o nehirden geçerken o süreçte bir dönüşüm geçiriyor. Ve oraya ulaştığında o kişi aynı kişi değil. Olamazsın. Aynı kişi olsan zaten hayatın değişmez. Evet. Bu acelecilik, sabırsızlık varsa bunu da not alabilirsiniz ve bu söylediklerimizi hatırlayın. Burada ne istiyoruz işte biz? Bir emek harcamak, bir çaba harcamak, egonun o bıt 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 hadi oldu olmadı, 20 kilo verecek, 10 gün diyet yapıp, 10 gün spor yapıp orada muhteşem bir şey görmek istiyor. Yani kafa sonuçtaysa zaten orada sürekli oldu mu olmadı mı diye sen o süreci yaşayamazsın. Burada bir defa bir dönüşüm var. Senin bir şeyi elde ettiğin zamanda veya bilinçaltında bir programı temizlediğinde sen aynı kişi olmuyorsun. Bu net. Aynı kişi olsan zaten değişim olmaz. Evet, dördüncü engel, sabotajımız, mucizeyi uzmandan ya da teknikten beklemek. Yani kişi kendini hiç hesaba katmıyor. Bir şey yapayım, bir ritüel yapayım, o ritüel beni dönüştürsün. Ya da bir yere gideyim, o bana bir şeyler versin. Dışarıda arıyor. Hayır, bu tamamen zaten tekamül süreciyle ilgili bir şeydir. Ve sen onu yapacak olan sensin, mucize de sensin. Buna da kanmayalım. Dışarıda hiçbir kimse, hiçbir teknik mucize olmayacak. Bunların hepsi birer araçtır. Beşinci sabotaj şekli, dışarıyı ya da başkasını değiştirmeye çalışmak. Yani niyet, odak öyle bir kayıyor ki, bir çalışma yapmak istiyor kişi ya da bir şeyi değiştirmek istiyor. O aslında dışarıdakini ya da başkasını, ilişkiyi değiştirmeye çalışıyor. Hayır, orada sen dışarıda olumsuz bir şey yaşıyorsan,
orayı değiştirmeye odaklanırsan sistem çalışmıyor. Kendini, yani onun öyle olma sebebi benim. Bendeki bir program. Dışarıyı bırakıp içeriye yönelip içerideki programı değiştirmek niyetinde olman çok önemli. Dışarıya kaydığı zaman hani niyet, örneğin benim ilişkide bir problemim var. Aa, o ilişkim harika olsun. Hayır, ilişkide problem yaşamanın sebebi senin içindeki program. Sen ilişkiyi değiştirme niyetinde değil, yaşadığın bu problemi senin içinde ne yaratıyorsa onu değiştirmeye yönelmelisin. Yoksa dediğim gibi sistem çalışmaz, doğru çalışmak çalışmaz. Altıncı maddeye geliyorum. Yüzleşmekten kaçmak. Kişi daha derine gidemiyor, dalamıyor. O alanda kendini dönüştürecek çalışmaları derin bir şekilde uygulamaya biraz giriyor. İşte o nehire ayaklarını sokuyor, bir şeyler görüyor, hemen kaçıyor. Niye? Suda kendi yansımasını gördü. Ama yüzleşmek durumundasın. Yüzleşmeden bu iş olmaz. Yüzleşme korkusu her zaman bir bahanelerle seni o yoldan dışarıya çıkar. Kendini yine sabote etmiş olursun. 7. Duyguya ya da ortama bağımlılık. Bir şeyden şikayet ediyorsun, kurtulmak istiyorsun, dönüştürmek istiyorsun. Örneğin değersizlik hissidir, yetersizlik hissi olabilir. Veya bir evliliğinden mutsuzsun veya iş ortamından mutsuzsun. Bir şeylerden şikayet ediyorsun, değişsin istiyorsun ama bir türlü harekete geçemiyorsun. O nehire girip yüzemiyorsun. Çünkü orada yaşadığın duyguya ya da ortama bağımlı olmuşsun. O duygudan bir yerde besleniyorsun ya da ortamdan besleniyorsun. Belki mağdur edebiyatı yapmak bir yerde hoşuna gidiyor olabilir, gizli gizli arkadan. Bu oyunu oynamayı seven de bir yanın olabilir. Buna da dikkat edelim. Acaba o duygudan ya da bulunduğum ortamdan, şikayet ettiğim şeyden bir yerden de ben acaba arka planda besleniyor muyum? Hani olabilir. Çok görüyoruz bunu da. Evet, 8. engelimiz negatif, aşağıya çeken o self-talk dediğimiz zihin konuşmalarını dinlemek, onlara inanmak. İşte sen yapamazsın, sen başaramazsın, sen zaten böylesin ya da ben dili de kullanıyor olabilir. Ben zaten şöyleyim, ben zaten beceriksizim gibi. Bu dili dinlerseniz eğer, sanıyorsunuz ki siz osunuz. Hayır, onların hepsi çocuklukta kaydolmuş, kendini tekrar eden zihin sesleri. İşte bu iç sabotajınızı ya kendiniz böyle duyarsınız ya da dışarıdan yansıma yapar. Bu olumsuz konuşmaları dinlemeye devam ederse bir insan kesinlikle ve kesinlikle o suya girip yüzüp karşıya geçemez. Evet, şimdi 9'a geliyoruz. Kontrolü bedene bırakmak, duyguları ve alışkanlıkları kendinden daha büyük görmek. Yani o içinde bulunduğu korkuyu, endişeyi ya da değersizlik, yetersizlik duygusunu kişi o kadar büyütüyor ki, bu bedene kodlanmış bir duygudur. Defalarca bunu hissediyor ve otomatikleşiyor. Ondan sonra burasından zevk almıyorum, bu beni acıtıyor diyor. Fakat o duyguyu o kadar büyük görüyor ki kendinden daha büyük görüyor. O zaman onun dışından, yani sen çok büyük bir şey tarafından baskı altında olursan nasıl oradan çıkacaksın? Bu da bir zihin oyunu. Duygu senden küçüktür. Duygunun bir öz iradesi yoktur. Sen onu kodladığın için o bedenine yansıyan bir kimyasaldır. Sadece sen o konuyla ilgili çok düşündüğün için, çok tekrar tekrar o yaşadıklarını
bedenine çağırdığın için bedenin orada o duyguya karşı bir şey geliştirdi, alışkanlık geliştirdi. Ve alışkanlık geliştirdiği şey sürekli olarak kendini tekrar etmek ister. Ve sonra sen tekrar onunla ilgili düşünceler düşünmeye başlarsın. Aynı duyguya eş değerde. Sonra onları düşününce tekrar duyguyu tetiklersin. Duygu düşünceyi, düşünce duyguyu tetikler durur. Sonra sen bunu kendinden çok büyük bir şey zannetmeye başlarsın. Hayır, iradesi olan sensin. Sen bir bilinçsin, farkındalıksın. Bunu düşünmeye başladığın zaman duygudan ayrışırsın ve o küçülmeye başlar. Yani patron sensin. Ama duyguyu büyük gördüğünde, çok devasa bir şey gibi görüp içinde kaybolmaya başladığında o zaman o nehirde yüzemezsin. Evet, bir de burayı kontrol edelim. 10. sabotaj şekli etrafındaki yakınlarını çok fazla dinlemek. Onlar işte olmayacağını, yapamayacağını ya da bunun yanlış olduğunu ya da yapmak istediğin şeyle ilgili bir sürü negatif fikre sahip olabilirler. Bunları dinlemek seni de aşağı çekecektir. O nehre giremeyeceksin. Çünkü onlar o nehre girmek istemiyorlar ki. Kendi kafalarında o nehirle ilgili bir takım inançlar belirlemişler. Onun yanlış olduğu, kötü olduğu veya yapılamayacağı gibi. Burada sahır kurbağa hikayesini hatırlatmak isterim. Bilenleriniz vardır. Hemen bilmeyenler için de kısaca geçeyim. Hani kurbağalar arasında yarışma yapılıyor. Çok yüksek çamurlu bir dağın tepesine çıkılacak. Ve bugüne kadar hiçbir kurbağa oraya çıkmayı başaramamış. Ama her sene yarışmalar düzenleniyor. Kurbağaların işte bazıları cesaret edip ön plana geliyor ve yarış başlıyor. Diğer kurbağa halk da onları seyrediyor. Yine bu yarış düzenlenmiş. Yine 10 tane kurbağa zıplayarak işte bu tepeye çıkmak için gönüllü olmuşlar. Ve zıplaya zıplaya çıkıyorlar işte. Çok kısa bir süre sonra, birkaç metre sonra kurbağaların yarısı düşüyor, geri çekiliyor yarıştan. Birkaç metre sonra diğer kurbağalar da düşmeye başlıyor. Bu arada sürekli olarak seyirci olan kurbağalar da şunu söylüyor. Özellikle kendi başını almış kurbağanın birisi gidiyor tepeye doğru. Başaracak neredeyse. Bırak, yapamazsın, olmaz. Bugüne kadar kimse başarmadı. Mümkün değil. Bak, öleceksin, çamurlara batacaksın. Geri dön, geri dön diyor. Bütün kurbağalar dönmüş ama o kurbağa en sonunda zirveye çıkıyor. Tüm kurbağalar çok şaşkın. İlk kez bunu birisi başarıyor. Gelince herkes tabii ki onu tebrik etmek istiyor. Ne yaptın? Nasıl başardın? Çok tebrikler diyorlar. Ve o başaran kurbağa diyor ki, Pepe, duyamıyorum size. Ben sağırım. Yani kimseyi dinlemedi. İşte yeri geldiğinde sağır kurbağayı oynamayı da bileceğiz. Evet, başkalarını çok mu dinlersiniz? İlla bir şeyi değiştirmek için onlardan onay almayı mı beklersiniz? Bu tuzağa düşüyor musunuz? Bu da 10. engelimiz. 11. engel, bilmekle olacağını sanmak. Mesela bazı insanlarda bu vardır. Yeni bir hayat ister, bir şeyleri değiştirmek ister. Harekete geçmez, uygulamaya geçmez, deneyimlemez. Ve bu arada ama sürekli araştırır, okur, bir şeyleri seyreder, bir şeyleri dinler. Hep bilgi toplamaya çalışır. O bilgiye açtır. Bunu da bileyim, sonra yaparım. Bunu da bileyim, sonra yaparım. Bunu bileyim, bunu bilirsem belki olur. Bunu bilirsem belki değişirim diye. Hep bilginin peşindedir. Ama bilgi bir yere kadar. Sen uygulamadıktan sonra bir işe yaramıyor. Ve bu da çok vakit kaybettiriyor. Sürekli bir şeyleri daha fazlasını öğrenirse ya da başka bir tekniği öğrenirse, başka bir yöntemi öğrenirse değişir. Öğrenmekle değişmiyor. Yapmakla değişiyor. 12. Yine erteleme. İşte bazı mazeretlerden dolayı sürekli başlamayı erteleme. Mesela zaman yok. Bir zaman olsa ben bunu yapacağım. Bir atölye çalışmalarında bile bunu görüyorum. Mesela atölye çalışmasına para vermiş, katılmış bazı kişiler. O çalışma esnasında bile uygulamaları
yapmayanlar olabiliyor. Ama sen zaman yaratacaksın, sen seçeceksin. Hiçbir zaman böyle zaman gelip de "Aa, şimdi harika bir boşluk var. Hadi gideyim kendimi değiştireyim." Ya da şu programa katılayım. Böyle olmaz. Zaman ayırmak, zaman yaratmak diye bir şey vardır. Zamanının gelmesini beklemek, zaman olunca yapmak tamamen bir mazerettir, bir sabotaj şeklidir. Buna kanmayalım. Mesela bakın, siz istediklerinizi yapmak için bunu çok kullanır mısınız? Kullanırsanız buna da bir tık atın. Para da aynı şekilde. Mesela para yok, para olunca yaparım gibi. Bu da bir mazerettir. Pek çok şeyin sebebi aslında para olmadığı için değildir. Ona ayrılabilecek para vardır bir şekilde. Çok önemliyse, gerçekten önemliyse ona bir şekilde kişi bir bütçe de ayırır, bir zaman da ayırır. Yani ne geliyor aslında burada karşımıza? Kendini önemsemek. Ve burada hemen akabinde 14. maddede hak etmediğine inanmak. Yani içte bir yerde kişi bu başarıyı, bu güzel ilişkiyi, o parayı, o ortamı aslında hak etmediğine inanıyor. İnanıyorsan zaten buraya nasıl gideceksin? 16. madde değişime inanmamak. İçten içe aslında hani insan yedisinde neyse yetmişindedir gibi düşünmek. Ya da kendisinin değişemeyeceğine inanmak. O zaman zaten hemen dükkanı, kitabı kapatalım. Değişime olan inancını geliştirmesi gerekiyor. Yoksa sadece ister kişi. 17. maddemiz, evet, istikrarlı ve azimli gitmek. O nehre girdiğin zaman da belli bir süre yüzeceksin, devam edeceksin, tekrar tekrar yapacaksın. Bunun bir sayısı da yok. Yani kimi insan bazı 3 günde geçer, kimi 30 günde geçer, kimi 60 günde geçer. Ama hissedersin yani çalışmayı yaparken artık ben oldum, içimde farklı bir açılım var. Benim bilincimde bir değişim olmaya başladı diye hissedersin. Hale geçeriz. Başında dedim ya, o nehrin bu tarafındaki kişiyle oraya geçmiş kişi aynı olmaz, olmayacak. İşte o nehrin içinde sen bir şeylere dönüşüyorsun. Evet, 18. maddede dış dünyayla, dışarıdaki olaylarla, kişilerle çok fazla meşgul olmak. Biliyorsunuz bir şeyi değiştireceksiniz, onun için çalışmalar yapacaksınız ama kendinizden daha çok dışarıda olup bitene odaklanıyorsanız, o onu yaptı, bu bunu yaptı, o şunu yapmış, olaylar böyle olmuş diye hep odak dışarıda. Dönüşüm böyle olmaz. Dönüşüm içeride olur. Oradan kopmayı bilmek, içeride kendini iç kabuğunda tamir edebilmek ya da güzelleştirebilmek, olgunlaştırabilmek içine yöneldiğin zaman oluyor. İşte bu sabotajlara takıldığımızda, bu engellere takıldığımızda o zaman dönüşüm başlamıyor bile. Evet, bakayım şimdi biraz yazılanlara. Yürekten inanmak, evet, inanmak tabii ki. Zaman mı var ifadesine zamanın olması bendeki hangi hatalı programdan kaynaklanıyor acaba hocam demiş. Zaman mı var? Bir, çok fazla yaşamı doldurmuş kişi. Hani zamanı doldurmuş, yani kafanın içindeki zaman dolmuş görüyorsun. Ve diyorsun ki hani zaman yok. Çünkü senin zihninin içindeki bütün zaman dilimi
günlük, haftalık, aylık bir şeylerle doldurulmuş. Ve burada yer açamıyorsun. Aslında zaman da göreceli olduğu için biz buna çok kolay yer açabiliriz. Biraz daha kendi programımızda olanları daraltabiliriz. Bir. İkincisi, öncelik ve önemli ne? O kadar çok şey var ki, mesela koçluk çalışmasında zamanları, hani nelere zaman harcıyorsun diye oturup listeler yaptığımızda görüyoruz ki yarısı neredeyse aslında yapılmayacak şeyler. Bu listeye alınmayacak şeyler. Onları bile çıkarttığınızda yer açılıyor. Şu olumlamayı yapın. Zaman yaratıyorum. Zaman ayırmayı seçiyorum. Ve yapmak istediğinizde şimdi durup şu anda karar verebilirsiniz. Örneğin kitap okumaya mı başlamak istiyorsunuz? Ya da bir film mi seyretmek istiyorsunuz? Şu an şimdi durun. Bugüne ve önünüzdeki günlere bakın. En yakın zamanda, şu anda kafanızın içinde bir zaman dilimini seçin ve burada bu oluyor deyin. Bunu ayırmak durumundasınız ve bunu ayırabilirsiniz. Mümkün. Göreceksiniz, yaptıklarınızdan çok daha fazlasını yapabileceksiniz. Ey, kaçırdın mı? 13-15'i kaçırdım mı ben diyor. 13'te şey demiştik, hani mesela para yok, para olunca yaparım. 12'de zamanı söylemiştik. 14'te hak etmediğine inanmak. Tabii ki bütün bu sabotajlara bakarsak aslında bunlar kök olarak nerede toplanıyor biliyor musunuz? Kişinin aslında hani mazeretiniz çoksa, engeliniz çoksa aslında kendinize olan öneminizi ve değerinizi kaybetmiş oluyorsunuz. Başa ben değerliyim, ben hak ediyorum, ben önemliyim, önceliğim benim dediğimizde bütün bu mazeretleri, bütün bu sabotaj ve engelleri çok daha kolay devre dışı bırakabiliriz. Bakalım, ilk bunları okuyup dinlediğimde mucizeyi çok büyük zannederdim ama sizden öğrendim. Gerçekten kalbimizi açarsak evren bize bir şekilde ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Evet, o işte sınırlandırılmış, kodlanmış zihinden kurtulabilmek çok önemli. Ama bundan kurtulabilmek için önce insanın kendisini tanıması, hatırlaması gerekiyor. Hani duygu nedir? Duygularım nerede? İşte duygunu kendinden büyük sanırsan oraya kalbini açamazsın. Ya da düşünceleri nasıl üretiyorsun? Çoğunu üretmiyorsun, kendini tekrar ediyor. Bunları nasıl durdurabilirsin? Bunları nasıl yönetebilirsin? Doğrusunu nasıl açabilirsin? Buraya kat kat çıkmaya başladığında ondan sonra zaten tabii ki kalbi de rahat açabiliyorsun. O zaman seninle evren işbirliği yapmaya başlıyor. Bilinç altındaki hangi programı dönüştürmemiz gerektiğine takılıyorum sanırım demiş. Bilinç altında o kadar program var ki hangisinden başlayacağız? Şundan başlayabilirsiniz. Bugün hayatında kaliteyi en çok düşüren, en çok seni sıkan, yani engelleyen, rahatsız eden program hangisiyse oradan başlayabilirsin. Ana temel problemlerini yazarsın bilinçaltı programlarında fark ettiklerini, hani şu alanda, yani işte iş alanında, özel alanında, sonra onun içindekileri yazarsın, sonra baktığında zaten görürsün bir tanesi vardır ki diğerlerinin de arkadan değişmesini, açılmasını sağlayacaktır. Kezban demiş, ulaşmak istediğiniz hedefe program ve planlar değişebilir. Önemli olan hedefe istikrarlı ve inançlı olmak. Evet, plan yapacağız, hedef koyacağız,
Fakat bunların bağımlısı olmayacağız. Çünkü biz yolda giderken bir şeyler değişebilir. Ve güncelleyerek bunları yolumuza devam ederiz. Yeri geldiğinde kontrol edemeyeceğimiz bir şey çıktığında o zaman akışa teslim olup bunun fırsatı nedir diye bizi hangi yöne götürmek istediğine bakabiliriz. Yoldayken bunlar çözülüyor. Lale demiş, altı benim sabotajcım demiş. Yüzleşmekten kaçmak. Evet. Çok sıkı bir program. Yüzleşmek ilk başta evet acı oluyor. Böyle çok tatlı değil ama bunu bir yaptığında Lale ne oluyor biliyor musun? Ondan sonra yüzleşmeyi sevmeye başlıyorsun. Çünkü o gideceğin yolun kapısını açıyor. Ve iyi bir yere gideceksin. Sayfayı kaybettim. Sorunu fark etme ama nasıl çözeceğini bilmeme bir de bir türlü başlayamama. Nasıl çözeceğinin yolu için sana uygun bir yöntemi bulacaksın. Okuduğun kitaplar, seyrettiğin videolar ya da danışmanlık alacaksın, atölyeye geleceksin. Bir yerden niyet ettiğinde o senin için uygun olan yolu bulursun. Ama arkasından ne var? Başlayamama. Aslında bu başlayamama senin belki de aynı zamanda yolu bulmanı engelliyor olabilir. Hani nasıl olsa başlayamayacaksın ya, hani yolu bulmayayım. Yolu bulursam başlamak zorunda kalırım. Bakın hepsi birbirini tetikliyor. Teşekkürler Emine. 11 yazmış. Bilmek ve olacağını sanmak. İşte bu da önemli bir tuzak. Bunu da çok görüyoruz. Onu da öğreneyim, bunu da öğreneyim. Sanki bilince inan, o bilme, yani belli bir yerden sonra bilmek insanı böyle, ona hani bilme sarhoşluğu diyorum ben. O kadar vakit almaya başlıyor ki. Ama hiçbir şey değişmiyor. Uygulama şart. Bilgiyi yiyeceğiz diyorum ben ona. İstediğim bir şey varsa önceden o olsun, sonra bunları yaparım derdim. Şimdi hayır, ben istiyor muyum diye soruyorum ve istiyorsam sadece kendim için yapıyorum. Evet, bir de şu da var. İstiyorumdan sonra şunu da sorabilirsiniz. İstiyorum da neden istiyorum? Çünkü egosal bir istek mi? Ya da toplumdan gelen size hani öğretilmiş, hani aslında gönülden senin için iyi olan bir şey değil de sanki istenmesi gerekiyormuş gibi de isteyebiliyoruz. O yüzden isterim dedikten sonra arkasından sonra neden, hani ne olacak? Neden ben bunu istiyorum? Hayatımda ne değişecek? Biraz böyle sorularla gittiğinizde belki de diyebilirsiniz ya, ben bunu aslında istemiyorum, ben başka bir şey istiyormuşum da diyebilirsiniz. İşte ise boşu boşuna olmadık bir yerde vakit kaybetmezsiniz. Evet. Canlı yayına gelmek isteyen var mı? Kezban gelmek ister misin? Vaktiniz var değil mi? Evet var. Ya da kim gelmek ister? Bir bağlantı alalım hadi. Daha önce katılmamışlardan. Filiz gelmek ister mi? Lale, Kezban. Duygu. İstek gönderebilirsiniz. Hülya. Ya da buradan sorunuzu yazabilirsiniz. Hülya tekrar maddeleri kısaca istemiş. Hemen söylüyorum geç girenler için. Ne uygulayacağını
Yani çözüm yolunu bilmemek. 2. Nereye gideceğini, nereye ulaşacağını bilmemek. 3. Çabuk ve kolay sonuç elde etme arzusu. 4. Mucizeyi teknikten ya da uzmandan bekleyip kendisi hiç işin içine kendi gücünü katmaması. 5. Dışarıyı, olayı ya da başkasını değiştirmeye çalışmak. Yani kendini değiştirmeye değil de onlar değilsin. 6. Yüzleşmekten kaçmak. 7. Duygunun ya da içinde bulunduğu ortamın, yani kurtulmak istediğinin aslında bağımlısı olmuş olmak. Ve bir yandan bunlardan beslenmek aslında gizliden gizliye. 8. Negatif aşağı çeken zihin konuşmalarını çok fazla kale almak, onları dinlemek, inanmak. 9. Duygularını ve alışkanlıklarını kendinden büyük görmek. Yani kendi bilinç ve farkındalığına sahip çıkıp, hani benim iradem var, benim bir bilincim, farkındalığım, bunları hani yönetebilirim, bunları aşabilirim yerine o duyguları, o alışkanlıkları çok büyük görmek. Kendinden daha büyük görmek. 10. Başkalarının fikirlerini çok dinlemek. Onlardan onay alamadığı için onların fikirlerini dinleyip ona göre hareket etmek. 11. Sürekli bilmeye çalışmak. Sanki onu da öğreneyim, bunu da bileyim, bunu da öğreneyim, bunu da bileyim. Hani her şeyi bilirse sanki birdenbire bir şeyler değişecekmiş yanılgısına kapılmak. 12'de hani zaman yok, zaman olunca yaparım ertelemesi. 13'te para yok, para olunca yaparım ertelemesi. Ya da bu devam edebilir, başka sebeplerle de ertelemeler yapabilirsiniz. 14. Aslında o güzelliği, elde edeceği değişimi, güzelliği kendini hak görmez. Hani ben bunu aslında hak etmiyorum. Hani böyle güzel bir hayatı, böyle güzel bir ilişkiyi ya da bunu başarmayı, buna sahip olmayı hak etmiyorum diye bir arka tarafta çalışan inanç vardır. 15. Kendini değersiz görmek. Yani hani ben buna değmem. Bu da arka planda çok çalışan bir yer. 16. Değişime inanmamak. Hani bakıyor ediyor olur, yapılıyor ediliyor da içte bir yerde ya aslında bunlar hikaye. İnsan değişmez ya da ben değişemem de diyebilir kişi. 17. İstikrarlı ve azimli bir şekilde kendini adayıp devamlılık sağlamamak. 18. Dış dünyayla, olaylarla, kişilerle çok fazla meşgul olmak. Sürekli onlar ne yaptı, onlar yapmadı, onlar böyle şu oldu, bu bitti ama o geldi. Hep dışarısı o kadar meşgul ki bir türlü kendi iç dünyasına dönüp, kendi başına kalıp, onları bırakıp çalışamıyor kişi. Ve bu insanı çok mutsuz eder, huzursuz eder. Dış dünyaya kapılmak, sürekli orada olup bitenle meşgul olmak. Hayatı kaçırırsınız. Anksiyete olursunuz. Endişeler içinde olursunuz. Hayat yaşamadan biter. Çünkü başkasının sahnelerini seyrediyormuş gibisiniz. Aslında dışarıda gördüğünüz her şey sizin iç dünyanızın yansıması. Ama onun sürekli sizi etkilerse, sürekli onun peşinden giderseniz aslında hani böyle bir şey, kendi kuyruğunu yakalamaya çalışan bir kedi gibi düzelteceğiniz yere doğru gitmiyorsunuz. Tamamen o problem olan bölgenin üstüne gidiyorsunuz ve de üstüne üstelik hayatı da kaçırıyorsunuz. Evet, sorusu olan var mı? Yayına bağlanmak isteyen bu akşam yok galiba. Hı? Ben de istek göndermek istemiyorum öyle. Belki müsait değilsinizdir sahneye çıkmaya, görüntü vermeye.
Ama katılacak olursanız ben alabilirim. Kendime yolculuk gelmiş. Alabildin mi? Bağlandık. Merhaba. Nasılsınız? Çok iyiyim, siz? Ben de çok iyiyim. Çok güzel sizi burada görmek, Filiz Hanım. Evet, bugün o kadar su gibisiniz ki, o kadar güzel akıyorsunuz ki yine. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bağlandık. Merhaba. Nasılsınız? Bir Çok tarafı iyiyim, siz? kapatayım. Ben de çok iyiyim. Filiz Güzel Hanım. sizi burada görmek. Filiz Hanım. Evet. Bugün o kadar su gibisiniz ki, o kadar güzel akıyorsunuz ki İki yerde mi açık yine. Şimdi yangılanma yapıyorsun? evet, oradan bağlanamıyorum diye. Tamam, orayı kapatın. Benim sesim geliyor mu bu arada? Filiz Hanım dondu. Evet, bağlantımız düştü. Hem bilgisayardan hem de telefondan açık, çift taraflı. Filiz Hanım çift taraflı sağlam olsun diye. Tekrar istek gönderebilirsiniz. Geldi. Bağlı. Tekrar. Evet, ikisi açıktı galiba. İkisi birden karıştı. Şimdi birini kapattım hemen. Tamam, iyi yaptınız. Filiz Hanım'la biz 2 senedir tanışıyoruz. Güzel bir yolculuk, yol arkadaşlığı geçirdik. Hala da devam ediyoruz. Söylediğiniz her aşamayı geçirmişim. Yazarken onu fark ettim. O adım atamamalar, beklemeler, kendi sabotajcılarımmış. Böyle yazarken, notlar alırken gülümseyerek yazdım hep. O şeyde, bilgide takılı kalmak. Öğreneceğim, öğreneceğim, hepsini öğreneceğim. Hani olmadım. Daha yapmam lazım, okumam lazım. Onları da aşmışım şimdi. Onu da en son aşmışım. O takılı kalmalar falan ayrıydı. Nasıl kadar, yani bayağı kısa bir zamanda bayağı ilerleme kaydetmişim. Evet. Gülümsedim kendime. Mesela hani siz de örnek olan, yani bu yolda giden gerçekten hani örnek yolculardan birisiniz. Filiz Hanım'ın düzenli, istikrarlı çalışmaları kendi üzerine o kadar güzel hani düştü ki, yüzleşmelerini yapması, uygulamalarını gerçekleştirmesi ve hani şu anda hani 2 sene önceki Filiz'le 2 sene sonraki Filiz arasında müthiş bir fark var. Yani yapan işte yapıyor. Böyle hani gerçekten çok çok hani bu yola girmiş giden kişiler için bir kadın olarak harika bir örneksiniz. Ben sizi çok Çok teşekkür ederim. takdir ediyorum. Burada başka arkadaşlarımız da var. Yani ben zaman zaman onlar da hani bağlansınlar istiyorum. Gerçekten buradaki işte hani adımlarla Filiz karşılaşmadı mı sanki? Oh, nelerle karşılığı. Ben çok uzun zamandır karşılaşıyordum ve hep aşağıya çekiliyordum. Ama daha sonra hani o sizinle çalışmalar yaparken, hani notlar tutarken o yargılarım
hiç yapmadığım dedim yargılarımdan bir kurtulmaya başladıktan sonra hayat değişti benim için. Şimdi herkes olduğu gibi kabul edebiliyorum. En yakınlarımı bile ki en büyük sınav oradaydı. En yakınlarımı bile öyle kabul ettiğim için de gerçekten çok rahatladım. Sözlerinizi hep hatırlıyorum. Şu çalışmalarınız gerçekten, şu şekilde yaptıklarınız bizim için bulunmaz bir nimet. Ben bugün iş yaptım, çok yorgundum. Aşağıda inanın uyukluyordum. Kalktım hemen geldim buraya. Açtım ki ne duyarım, neden faydalanırım. Şunları duyunca kendimin ne kadar ilerlediğini fark ettim. Çok daha sakinim. Hep huzur istiyordum. Ona kavuştum. Size çok teşekkür ediyorum. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Bu yolda böyle ışık saçan hani bir kadın olduğunuz için gerçekten İnşallah. çok mutluyum. İnsanın hani kendisini değiştireceği, geliştireceği yerleri görmesi kadar bu yola girdiğinde aynı zamanda da hani ben 6 ayda ya da 3 ayda neyi değiştirdim, neyi düzenli yaptım diye sorup bunları görüp kendini motive etmesi de çok önemli. Bu akşam sizin için bir yerde de bir motivasyon olmuş. Şu da çok önemli. Yani hepimiz için, hepimiz her an öğreniyoruz. Beni de mesela yapmayayım ya da işte bunu yaparsam ne olur? İşte yapamıyorum. En önemli adım bence en kötü an olduğum anda başlamaya karar vermekti. Diyorsunuz ya, o adımı atmak gerekiyor. Gerçekten yoksa erteleniyor. En son aldığım eğitimde başka yerden ya dedim ben hani bu yaşta tekrar bunu niye alıyorum? Ne yapacağım? Gidip çalışmayacağım, etmeyeceğim. Ama ondan sonra o eğitimi aldıktan sonra o kadar iyi hissettim ki kendimi. Ben dedim işte bunu istiyormuşum. Bunu da öğrenmek istiyormuşum. Ondan sonra rahatlama geldi. Şimdi ne yaşa takılıyorum ne bir şeye. Ben neyi öğrenmek istiyorsam, ne de ilerlemek istiyorsam onu yaptığım zaman mutluyum. Onun için o kararsızlıkları yaşamayı bırakmak gerekiyor. Mutlaka ucunda bize katacağı bir şey oluyor. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Peki ben size bir de şunu sormak istiyorum. Siz benim hemen hemen bütün atölye çalışmalarıma katıldınız. Hepsine katıldım. Danışmanlık da aldınız. Mesela sizin için hani en hani önemli olan, en çok sizi açan hangisiydi mesela? Ben de şimdi kendi yaptıklarımdan size hangisi açmış en çok onu öğreneyim. NLP dil illüzyonları çok güzeldi. Temel zaten. Evet, yani orada hani yargılarımız oydu. O bölümdeydi galiba, değil mi? Evet, ama Bütün sizin aldığınız NLP dil illüzyonları şeydi, hani eğitim paketi şeklindeydi, uzundu. evet. O yargılara kadar gitmiştik orada. Evet, doğru Yani söylüyorsunuz. her şey vardı. Onları zaten yaza yaza çalışmaktan, okumaktan, soruları yapmaktan insanın kendi dönüşümü başladığında diğerleri olabiliyor. Ben başka eğitimlerde de görüyorum. O kadar eğitim almışlar ki ama hiçbir şey yapmıyorlar. Çünkü kendileri değişmemişler. Aynı bakış açısıyla bakıyorlar. Benim en büyük şeyim kazancım sizden alarak kendimi dönüştürmeye başladıktan sonra öbürlerinde yaptığım için bende dönüşüm çok daha fazla oldu. Evet. Yani Şey, yapamam, edemem dediklerimi bile yapıyorum. çok 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 güzel. Sizin gibi önce gelip kendisini dönüştürenler, ondan sonra bu alanda çalışmaya doğru bir sistemin içine girmeye başlayanların bugün hepsi böyle çok güzel gidiyor. Ama Çünkü ben kendisini dönüştürmeden sadece hani bilgiyi alayım gidip birisine bir şey yapayım demesi. Benim yolculuğum da mesela öyle başlamıştı. Ben ilk başta 13 yıl önce ne öğrenmeye başladıysam 2 yılımı çok yoğun bir şekilde kendime adamıştım. Yani bunları ben yiyeceğim. Ben o nehrin içinde öyle bir geçeceğim ki ben başka bir arzu olarak çıkacağım. Ondan sonra başkalarına fayda sağlamaya gideceğim. Ve şu anda şahit olduğum bütün başarılı olan hani gördüğüm bu yolda ilerlemeye geçmiş olan kişilerin hepsi de bunu yaptılar. Güzel, harika. Yolunuz açık olsun. İnşallah, Açık inşallah. zaten, açık zaten. Yani her şeyden önce siz zaten bambaşka bir Filiz oldunuz. Bu hayatta bunu tatmaya başladınız.
pek çok şey. Kendiniyle barışmak çok güzel. Evet. O kötü geçmişte takılmış kalan anılardan kurtulmanız. Yani ne kadar ağır bir yük onlar. Negatiflikleri fazla hazırlamıyorum artık. Eskiden hayatım negatiflikleri hatırlamaktı. Şimdi yani takılıp kalamıyorum bile orada. Ne kadar güzel bir duyguymuş diyorum. Ya ben çok diyorum hiç mi hatırlamıyorum böyle? Hep istemiştim olumluları hatırlayayım artık diye. Daha yani çok hep olumluları getirmiş olmasam bile anda hiç değilse güzel yaşıyorum. Evet, kesinlikle. Bir de sizin grupta şey de çok iyiydi, ben hatırlıyorum. Hem NLP grubunuz hem özdeğer Disiplin de grubu. çok iyiydi. O Evrim Hanım'la. meditasyonlarla, Evet. evet. Biz O hepimiz grup, iyiydik grubumuz. evet. Orada çok güzel Ama Arzu dönüşümler Hanım, gruba farklı kişiler de gelip gitti her seferinde. Eğitimli olanlar da geldi. Biz orada zaten fark ediyorduk. Yani eğitimli olmakla değil, oldu. kendini değiştirmediğin sürece başkasına da zaten yardımın dokunamaz. Ama siz Kesinlikle. harika idare ediyordunuz. Aa, canım benim. Size hep güzel, birlikte güzeliz. Evet. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim Ben bağlandığınız teşekkür için. ediyorum. Yalnız kalmanızı istemedim. Yoksa diyorum ya bugün çok yorgundum ama sizi gördüm yine enerji doldum böyle. Harikasınız. Sağ olun. Çok öpüyorum sizi. Çok Kendinize teşekkür iyi ediyorum. bakın. Sizi Zaten bırakmasınlar. haberleşiyoruz zaten. Güzel haberlerde hep birlikteyiz. Kendinize iyi bakın. Burada Evrim yazmış. Benim için de özdeğer ve özsaygı çok özel bir çalışmaydı. Evet, ben o şeyleriniz bende hala duruyor. Meditasyon sonrası mesajlarınız o kadar güzel ki, o yaşadıklarınızı anlatmıştınız. O kayıtlar hala saklıyorum. Evet. Güzel kadınlar. Her bir eğitim ayrı ayrı çok değerli. Sizler de çok değerlisiniz çünkü. Birlikte güzeliz. Evet, yayını kaydedeceğim şimdi ben katılamayanlar için. Bu akşamlık da bu kadar. Tekrar görüşeceğiz. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sabotajcılarınızı tanıyorsunuz artık. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Onları dinlemeyeceksiniz. Demek asıl o alanın üzerine giderek bir yol açıp, o nehre girip, gerekirse biraz su yutup, zaman harcayıp, emek harcayıp, kendi öneminizi, değerinizi bilerek o karşı kıyıya geçip başka bir hayat yaşayacaksınız. Çünkü siz değişmiş olacaksınız. Nehrin bu tarafındaki kişiyle karşı tarafındaki kişi aynı kişi olmayacak. Kendinize iyi bakın. Çok çok öpüyorum. Şimdi ben buraya koyacağım videoyu sayfaya. Lütfen rica ediyorum sizden. Buraya yorumlar yazdınız ama bu yorumların hepsi kayboluyor. Bir 5 dakika sonra girip yorumları tekrar videonun altına, sayfaya yazarsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.